Eğitim ve aile konuları üzerinden izleyiciyi düşünmeye sevk eden 10 saniye oyunu. Orta Doğu ve Türk müziğini cazla birleştiren sanatçı Yinon Muallem'in İstanbul konseri. 5 sanatta çalışmalarını kavramsal imaj üzerinden oluşturan sanatçı Doğan Arslan. Pop folk türünün hafızalara kazınan ismi Asu Maralman'la özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Antalya Devlet Opera ve Balesi 4. Murat Operası'nı sahneledi. ...2010'da hayatını kaybeden opera sanatçısı Okan Demiriş'in bestelediği 4. Murat, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda beğeniye sunuldu. Eserde Osmanlı tarihinin fetihler dönemi, sarayın gizemli yaşamı ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan 4. Murat'ın hayat hikayesi anlatılıyor. Gösteride Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Hakan Kalkan, koroyu Şef Mahir Seyrek yönetti. Gaziantep'te müzik öğretmeni Yücel Adanur'un yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı aletlerle müzikle tanıştırdığı öğrencilerin oluşturduğu grup, 85 kişiye ulaşan bir orkestraya dönüştü. Adanur bu projeyi 5 yıl önce göreve başladığı Karacaoğlan Ortaokulu'nda devamsızlık yapan öğrencilerin eğitime kazandırılabilmesi için başlattı. İmkanların yetersiz olması nedeniyle enstrüman bulamayan orkestra, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün desteğiyle istedikleri enstrümanlara kavuştu. Öğrenciler kentteki çeşitli okullara giderek konserler vermeye başladı. Bilecik'te Tarladan Tiyatroya projesi kapsamında ilk kez sahneye çıkan çiftçi kadınlar, çok sevdikleri tiyatrodan kopamayınca yeni oyun hazırlığına başladı. Neş orada Akbayır mevkisinde. Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü, renkli karakterlere sahip çiftçi kadınların sanat yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla geçen yıl proje başlattı. Proje kapsamında bir aylık eğitim alan 7 kadın, çiftçi kadınların tiyatro oyuncusu olmasını anlatan oyunu geçen Kasım ayında sahneledi. Bu oyunla tanıyıp sevdikleri tiyatrodan kopamayan çiftçi kadınlar yeni bir oyun talebinde bulundu. Kadınlar önceki oyunun devamı şeklinde yazılan yeni oyuna tarlada, bahçede, evde hazırlanmaya başladı. Padişahlık 623 yıllık Osmanlı Devleti'ni. Yarı yıl tatilinde Bilecik'teki Osmanlı padişahları tarih şeridini ziyaret eden öğrenciler, padişahların hayatını 200 metrelik şeritte görsel ve işitsel teknolojilerle öğrenme fırsatı buluyor. 1299'da da Karacahisar'da Dursun Fakka Hazretleri, Şeyh Edebali Türbesi yakınındaki Osmanlı padişahları tarih şeridi alanı, yarı yıl tatilindeki öğrencilerin ilgisini çekiyor. Önemli olayları ve mimari yapıları yansıtan eserlerin yer aldığı şerit, ilk padişahtan son padişaha kadar ziyaretçilerine bilgi sunuyor. İlk vezir arkadaşlar Alaaddin Paşa'dır, Orhan Gazi'nin abisidir. Bir yanda prestijli bir kolejin rehberlik öğretmeni, diğer yanda okuldan atılan çocuğunu okula geri aldırmaya çalışan bir anne. Zeynep Hanım, bu yaptığınız şey çok büyük bir suçlama. 10 saniye oyunu, iki kadının yüzleşmesi üzerinden eğitim sistemi ve aile kurumu üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Çünkü idealistim, tamam anladım. Hepimiz hasta ve değil, tamam anladım. Bu sezon izleyiciyle buluşmaya başlayan iki kişilik oyunda Algı Eke ve Nergis Öztürk rol alıyor. Tiyatro Yan Etkin'in sahneye koyduğu oyunun yönetmenliğini Serkan Üstüner üstleniyor. Gel hadi kalk, denize gidiyoruz. Bizi heyecanlandıran ilk şey bir yerli yazarın metni olması.
Çünkü yan etkide uzun süredir yerli bir metin yapmamıştık. Bundan 4 yıl önce falan Medet diye Deniz Madanoğlu'nun yazdığı bir yerli metin yapmıştık. Yerli metin Türk tiyatrosunda çok kıymetli. İyi yerli metin bulmak da çok kolay olmuyor. Uzun süredir okuduğum çok heyecan verici metinlerden bir tanesiydi. Ele aldığı konu, yerelliği, heyecan verici ve keyifli. Çalışması da çok keyifli olacak bir metin gibiydi ve bu hikayeyi anlatmak istedik. Prestijli William College'da okuyan çocuğunun okuldan atılmasını kabullenemeyen anne Zeynep'le okulun idealist rehberlik öğretmeni Elif'in karşı karşıya geldiği oyunun yazarı Erdi Işık. Anlattığım çok şey anlattıramazsınız. Bence artık anlam vermeniz gerekebilir. Oyunun çıkış noktası kutsallık kavramı. Özellikle bizim toplumumuz için her anne ve her öğretmen kutsaldır gibi bir kavram var. Ve ben bunu tartışmak istedim açıkçası. Her anne ve her öğretmen kutsal mıdır? Değil midir? Kime göre kutsal, neye göre kutsal? Anne ve öğretmen arasında bir düelloyu görüyoruz ama anne ve öğretmen arasındaki bu düelloyu izlerken 16 yaşındaki bir çocuğun psikolojisi nasıl şekilleniyor? Bunu da tartışıyoruz bir yandan. Eğitim sisteminin çarpık aile ilişkilerinin ya da etiket kavramının diyeyim daha doğrusu çocukların psikolojisini nasıl şekillendirdiğine dair bir bakış 10 saniye. İstersen bırak bizi gidin. Bak istersen okul da bırak. Yetiştirilen çocuğun mutluluğunun mu yoksa itibarının mı gözetileceğini sorgulatan oyun, seyirciye temposu düşmeyen 70 dakikalık bir performans vaat ediyor. Senin dışında. Evet, benim dışında. Evet, o duvarda değil, bak çok sorumlu. Benim çok sert bir oyun bu anlamda. Bir yandan da çok keyifli ve çok eğlenceli bir oyun. Yani hatta birçok arkadaşım şey dedi, izleyenler, yani bu kadar sert bir konuyu bu kadar güle eğlene, keyifli bir şekilde anlatmak ve sonuna giderken tekrar bu gerilimi sonuna kadar da kaybetmeden götürmek dedi, çok yani seyirci için muazzam bir deneyim. Eşiniz? Eşiniz geldi. Ha yok, ben yalnız geldim. O çok meşgul bir işim. Premieri kısa süre önce gerçekleştirilen 10 saniye, Ocak ayı boyunca kapalı gişe oynadı. Oyun Şubat ayında da farklı sahnelerde izleyiciyle buluşacak. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu hanımefendi? Evet hanımefendi. Hatta çok sevdiğim bir yıldır bu. Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği uzun zaman önce uluslararası premierini yaptığı 8. Silk Road Uluslararası Film Festivali'nden oyuncu ödülüyle döndü. Ha? Dublin'de düzenlenen festivalin uluslararası uzun metraj film yarışmasında Türkiye sinemasını temsil eden film, başrol oyuncusu Onur Dikmen'e en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Ne zaman kayboldu ben fark etmedim. Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam'ın yapımcılığındaki film, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları konu alıyor. Başrollerini Onur Dikmen, Serdar Orçin, Reha Özcan ve Nihan Okutucu Dengiz'in paylaştığı dram gerilim türündeki film, vicdan temasından yola çıkarak bir masumiyeti kaybediş hikayesini anlatıyor. Geçen yıl Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazanan uzun zaman önce, Türkiye'de Mayıs ayında gösterime girecek. Benim bilmem gereken başka bir şey. Orta Doğu ve Türk makam müziği formlarını uzun yıllar çalıştıktan sonra tüm müzik birikimini cazla birleştiren Yinon Muallem, İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli birçok festivalde başarılı konserlere imza atan Yinon Muallem'i Akbank Jazz 30. yıl konserleri kapsamında ağırladı. 28 Ocak akşamı gerçekleşen etkinlikte sanatçı yeni bir etno jazz projesi olan Back Home Eve Dönüş'ü dinleyicilerle paylaştı. Yinon Muallem, vurmalı çalgılarda İsmail Altunbaş, alto saksafonda Erdi Arslan ve akustik bas gitar ve vokalde Hakan Gürbüz'ün yer aldığı toplulukla sahne aldı. Orta Doğu müzik formlarını cazla buluşturan Yinon Muallem Quartet konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Budapeşte'deki İstanbul isimli sergi Macar Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi Budapeşte'deki Lagi Magyos bölgesinde 1896-1897 arasında faaliyet gösteren Budapeşte'deki İstanbul adındaki eğlence ve kültür merkezinin bugüne kadar bilinmeyen hikayesini tanıtıyor. İçerisinde bulunduğumuz sergi aslında 1896'da gerçekleşmiş bir projenin hikayesini anlatıyor. Bu proje nereden yola çıktı? Bizim bir Avrupa Birliği projemiz var Macar Kültür Merkezi önderliğinde. Bir buçuk yıllık bir Avrupa Birliği projesi içerisinde özellikle Tuna, Orta Avrupa ve Türkiye arasındaki kültürel işbirliklerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Yunus Emre Enstitüsü'nün denetimiyle düzenlenen İstanbul temalı serginin önemine değiniyor. Burada önemli bir soru var. Yani neden İstanbul seçildi isim olarak? Elbette farklı etkenler söz konusu. Biri de 1800'lerin sonuna doğru hüküm sürdüğü oryantalizm akını hem mimari açısından hem kültürel açısından insanların doğuya olan merakını bir şekilde cevaplamaya çalışıyor. Diğer yandan da Macaristan'ı Macarların köklerinin arayışıyla beraber Turancılık felsefesinin de etkileri vardı elbette. Ve Macarlar da Türklere bir kardeş, gerçekten bir en yakın hissettikleri bir millet olarak gördükleri için bu eğlence mekanının, kültür mekanının da adı olarak İstanbul seçildi. Budapeşte'deki İstanbul ve benzer sergilerle Macaristan-Türkiye arasındaki kültürel bağın güçlenmesi hedefleniyor. Özellikle son 10-15 sene içerisinde İstanbul'a gelen Macarların sayısı hem de Budapeşte'ye giden Türklerin sayısı da kat kat artıyor ki aslında çok güzel ve hep istediğimiz bir durum. Buraya gelen Macarlar da benim bildiğim kadarıyla, ben de bir dönem rehberlik yaptım burada, Macar gruplarının kültür turlarına çıkarttık. Macarlar hep güzel anılarla eğlendiklerini hissederek memleketlerine dönerler ve bu aslında 1800'lerin sonunda hissedilen Türklere karşı olan sevgi hala devam ediyor. Bir benzeri Budapeşte'de açılacak olan sergi 12 Şubat'a kadar Macar Kültür Merkezi'nde görülebilir. Denver'deki Museum of Contemporary Art'a giden renk körleri sanatı olduğu gibi görebilecek. Dünyada her 200 kadından ve her 12 erkekten biri renk körlüğünden muzdarip. Bu vakaların çoğu kısmi renk körlüğü olduğu için insanlar renkleri ayırt edebiliyor ancak çok daha solgun biçimde deneyimleyebiliyor. Museum of Contemporary Art, 2019 Aralık ayında renk körü dostu müzeler arasına katıldı. Müze, Enchroma gözlükleriyle işbirliği yaparak ziyaretçilerine renk körlüğünü gideren gözlükler sunmaya başladı. Bir cam bilimcinin geliştirdiği özel lensler, renk körlerinin de dünyayı herkesin gördüğü renklerde görmesini sağlıyor. Gözlüklerin müzelerdeki en önemli işlevi ise sergilenen eserleri renk körü ziyaretçilere sanatçının tasarladığı şekilde göstermesi. Müzeyi gezen renk körü ziyaretçiler tam bir sanat deneyimi yaşayabilmenin keyfini sürüyor. Arslan, illüstrasyon sanatçısı, akademisyen. Çalışmalarını kavramsal imaj üzerinden oluşturan sanatçı, yaptığı illüstrasyonlarda mizahi bir dil kullanıyor.
Form, renk, leke ve sembolik unsurları fikirlerini besleyen bir araç olarak kullanan Arslan, imajlarıyla izleyiciyi hayrete düşürmeyi ve şaşırtmayı seviyor. Bazen illüstrasyon sanatsal bir ifade de olabilir, imaj. O bir kavramsal olarak bir fikri de ifade edebilir. Dolayısıyla Türkiye'de Osmanlı döneminde özellikle imajlar, mesela Mizah Akbaba gibi ve çeşitli böyle Aydede gibi dergilerde imgeler, imajlar vardı ve bunlar politik siyasi düşünceleri ifade ediyordu. Fakat özellikle Cumhuriyet'ten sonra özellikle grafik sanatlarında İlhan Pelosi gibi illüstrasyon odaklı bir çalışmalar üreterek afişlere dönüştürdüler çalışmasını. Fakat o dönemde tasarım okullarında, görsel işin tasarım bölümlerinde plastik sanatlar ağırlıklı hocalar vardı. Dolayısıyla gravür gibi, serigrafi gibi grafik sanatları hocaları esasında o dönemi biçimlendirdi. Yani plastik ağırlıklı bir dönem oldu 1950, 60, 70. Ta ki 1980'lerde, 90'larda bilgisayarlar birçok insanın ve birçok okullara girmesiyle, bilgisayarların ve programların girmesiyle daha yaygın bir hale dönüştü. Son dönemlerde illüstrasyona ilginin arttığına dikkat çeken Arslan, illüstrasyonda henüz bir Türk kimliği oluşmadığı görüşünde. Grafik sanatlarında bir Türk çizgisi oluştuğunu düşünmüyorum. Bu biraz bir süre alır diye düşünüyorum. Yani belli bir birikim olması gerekiyor, belli bir kültürün olması gerekiyor. İmaj nihayetinde bugün Avrupa veya Amerika veya Türkiye'nin dışındaki farklı ülkelere baktığımızda bir Amerikan çizgisi var mı illüstrasyonda veya bir Alman çizgisi var mı? Esasında sanatçılar, tasarımcılar imajla, form, şekil, renk el aldığımız konular esasında ortak. Dolayısıyla çizginin bir üslup vardır, bir tasarımcının, bir sanatçının üslubu vardır ama ülkesel bazda bir ülkenin bir üslubu, bir tarzı biraz zor. Çünkü nihayetinde bu sanatçının formu ve şekli nasıl kullandığını alakalı. Yani bir sanatçının kullandığı bir tarz bir ülkenin şeysi olabilir mi? Bunu tartışmak gerekir. Absürt görselleri çizimlerinde kullanan sanatçı, ortaya çıkan garip durumun çalışmalarının enerjisini oluşturduğuna vurgu yapıyor. Eklektik çalışmayı severim. Yani bir tasarım imgesi oluşturmak istiyorsam, bir afiş için veya bir mizahi bir fikir oluşturmak istiyorsam, onu ben ilk önce kurgularım. Yani bunu ben nasıl en iyi şekilde ifade edebilirim? Kolaj mı? Bir bilgisayarla etkileyecek bir yapım oluşturma lazım, yoksa bir manuel tarz mı? Bu biraz da tecrübeyle alakalı. Yani biraz pratik yapmak gerekiyor. O kurguyu oluşturduktan sonra ben bazen hem bilgisayarı hem manuel çalışmayı beraber yürütürüm. Dolayısıyla ilk önce çalışmayı çizerim, gerekirse renklendiririm. Onu bilgisayar ortamına eklerim ve bilgisayar ortamında da manipüle, renkler değiştiririm, eklemeler yaparım. Dolayısıyla biraz böyle hem manuel hem de bilgisayar ortamında, dijital olarak da ikisine yararlanmaya çalışırım. Doğan Arslan, son dönemde sanata bakışın ve üretimin değiştiğine dikkat çekiyor. İnsanların yaşam tarzı, yemek kültürü değişti gibi sanata bakışı ve sanat üretimi de değişti. Özellikle sürrealizm, dada, fütürizm, kavramsal sanat gibi çalışmalar ve akımlar sanat bakışımızı değiştirdi. Ve daha çok insanlar belki de yaşamı daha iyi okuyabilmek, daha kolay okuyabilmek için belki imgeler yalınlaştı diyebiliriz. Bilgisayar sanatının, bilgisayarın içine girmesi sanatı etkiledi diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla günümüzün yaşam tarzları, bakış açısı sanatı da etkiledi. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi Doğan Arslan, Medeniyet Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanlığını üstleniyor.
Beni hatırladıkça ara sıra gönlümü al. Sokakta görünce gülümse, yanıma yaklaş, az elin elimde kal. Evine misafir geleyim, kahvemi sen pişir. Taze doldurulmuş sürahiden bir bardak su ver, yetişir. Ziya Osman Saba. Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Saba, ilk şiirini 1927'de Servet-i Fünun dergisinde yayınladı. Çoğunu hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullanmasına rağmen, içerikte 19. yüzyıl edebiyatı anlayışına bağlı kaldı. Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi konularına yer verdi. Yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, yazgıya boyun eğiş ve ölüm gibi konular onun dizelerinde yeniden yorumlandı. Şiirlerini hecenin yanı sıra özellikle son dönemlerinde serbest biçimli ve duru bir dille yazdı. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlı şiir kitaplarına imza attı. Öykülerinde ise çoğunlukla anılarını anlattı. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul adlı hikaye kitapları yazdı. Ziya Osman Saba, kendisi gibi şair olan Cahit Sıtkı Tarancı'yla derin bir dostluk ve edebi bağ kurdu. Saba ve Tarancı, isimlerini şiir ve öykülerin yanı sıra uzun yıllara yayılan dostluklarıyla Türk edebiyatının unutulmazları arasına kazıdılar. İki şairin lise yıllarından başlayan arkadaşlıkları Tarancı'nın ölümüne kadar sürdü. Ziya Osman Saba, 29 Ocak 1957'de hayata gözlerini yumdu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın kaleme aldığı Ziya'ya mektuplar, iki ismin uzun yıllar süren mektuplaşmalarının bir nişanesi olarak okurla buluşmaya devam ediyor. Kız Betil'den gelen bizim köylüler. Asu Maralman. O, pop folk kültüründe söylediği şarkılarla hafızalara kazındı. Asıl adı Silviye Bursalıoğlu olan sanatçı, soprano Mercedes Bursalıoğlu'nun kızı ve Azat Bursalıoğlu'nun kız kardeşi. Belli olmaz kıraç, toprak, anasın. 5 yaşında piyano, şan ve solfej eğitimi alan Maralman'a, 15 yaşında Leblebici Horhor adlı operette önemli bir rol verildi. 1968 yılına kadar yaptığı sahne çalışmalarına Silvia Bella adıyla çıkan sanatçı, Orhan Şevki ile evlendikten sonra Asu Maralman adıyla sahneye çıkmaya başladı. Olmaz Recep, almaz aklım arası. Profesyonel olarak ilk defa Zeki Müren'in desteğiyle Erenköy Lalezar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Ben sinema matinelerine bayılırım. Bir gün böyle sinemaya gittim. Matineler boş olur biliyorsunuz. Matineye gittim, oturdum falan. Bir de yanıma bir bey oturdu. Hiç bakmadım. Genelde bizler hani çok genç kızız daha. 16-17 yaşındayım. Bey oturdu mu koltuğu hemen. Ben daha böyle ara olmadan hemen koltuğumu değiştirip sol tarafa geçtim. Sol yana, yani aynı koltuğa değil de sol cenapa geçtim. Sağ cenap vardı, sol cenap vardı, sol. Oturdum, ışıklar yandı. Bir de baktım ki yanında Zeki Müren varmış. Oturan beyefendi Zeki Müren'miş. Ben hiç bozuntuya vermedim. Yerimden de kalkmadım. Yıllar sonra bana güzel bir şey söyle diye bir eserim var benim. TRT yayınlamıştı. Biliyorsunuz bizi, yani TRT olmasaydı bizden, halkın haberi olmayacaktı bizden, o kesin. Şimdi TRT'nin hakkını yememek lazım burada. Hepimiz orada yetiştik. Bana güzel bir şey söyleyi duyduğu zaman Zeki Müren, ekranda bu kızı bulun bana getirin, ben bunu kadroma alacağım dedi. Demiş, haberim yok. Bir patron geldi, sizi çok beğeniyoruz diye. Zeki Bey'den demiyor, çok para isterim diye herhalde. Ben de paradan buldan pek haberi, hala haberi olmayan bir kadın tipiyim. Hani hep manevi tarafım çok kuvvetli, maddi tarafım doyalım yeter vaziyeti. Yani gazinocunun bana teklifi, o uçtum hele Zeki Müren'in kadrosunda. İlk gece yalnız o bana hoş geldiniz dedi. Bakın burada herhangi bir şey olsa bana gelin. Siz çok da henüz yenisiniz bu konuda. Bir derdiniz varsa bana anlatın dedi. O gün anladım ki Zeki Müren istemiş. Kim demiş ki olmaz diye. Zeki Müren'le 3 yıl birlikte çalışan sanatçı, Türk klasik musikisini ondan öğrendiğini vurguluyor. Olur olur.
Türk klasik musikisinden ağır bulurdum. Yani ay benim ruhum hep böyle genç ya. Hep böyle uçak kaçak falan bir tipim. Bana derdi ki sakın eve gitmiyorsun, gidiyorsun salona oturuyorsun ve beni dinliyorsun. Derdim yani mi? Evet evet, her gece senin programın bittikten sonra gidiyorsun salona ve beni dinliyorsun. Ben diyebilirim ki Türk klasik musikisini Zeki Müren'i dinleyerek öğrendim diyebilirim. Diyarbakır Şadahar, hele yar zalim yar. İlk plağı Bir Görsem Ölmeden Neredesin'le müzik dünyasına giren sanatçı, Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Bal Gibi Olur, Sabah Ola Hayrola, Şarkılar Yazdım 45'likleriyle pop müziğinde önemli bir yer edindi. Yastık hayranım oğlum, hele yar zalim yar. Çocukluğumdan beri türküler benim çok duygu doludur, türküler benim için. Ben türküleri okurdum evde zaten. Yani bana bu teklif edildiği zaman 1986'da türkü okur musunuz dediklerinde ben tabii ki türkü okudum. Yani ama türküyü tabii ki batı sazlarıyla okudum. Diyebilirim ki o da pop folk olarak geçti. Gerek tipim, uzun saçlarım, siyah kaşlarımla her evde bir tane benden vardı zaten. Ve insanlar hemen ben çıktığım zaman yaptığım hiçbir şeyi ters karşılamadılar. Çünkü evdeki bir Ayşe Fatma da tamamdı yani. Yani birinin ya kardeşi ya kızı aynı benim tipteydi. Bir de ben herkes mesela saçını platin boyarken, takmak ipik takarken ben bir de makyajsız çıktım. Üstümde böyle bir cımpır, cımpır demek, tulum demek. Böyle tulumlarla, pantolonlarla falan çıkmış bir kadınım. Onun için pek artistik yanım olmadan insanların evine kolayca girebildim. Bu pop folk müziğinde tavsiye ederim, çok değişik bir şey. Gerçekten çok değişik bir şey. Bu daha sonraki yaptığımız 2000 yılında. Bu tamamen meşhur bal gibi olur. Yani benim nüfus kağıdım. Evet, herkesin bir nüfus kağıdı vardır. Benim de bal gibi olur nüfus kağıdımdır. Şimdi bu yılda, geçen yıl 50. yılımdı. 50. yılımda bu çıktı. Bu yılda efendim bir long play'imiz var arşiv olarak. Ben popüler müzik yaptım. Güncel müzik diyelim, popüler müzik yaptım. Türkülere yorum verdim. Ben tek bir şey olarak şu özeti söyleyebilirim. Bir Asım Aralma bu ülkenin müziğine geldi. Kilometre taşı olmayı başardı ve gitti. Olur, bal gibi olur. İki ay öncesine kadar iyi kötü yazar sırasında sayılıyordum. Yaza yaza ne yazabildim biliyor musunuz? Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın başrollerini paylaştığı profesyoneli İstanbul Devlet Tiyatrosu Adanalı sanatseverler için sahneliyor. Yalnız şöyle söyleyeyim, ben çok çalıştım ha. Profesyonel olmaya gayret ettim. O görülüyor yoldaşlık. Açıkça görülüyor. Teşekkür ederim. Bavulda da başka kitap taslakları var herhalde. Yok yok, o bavulda bir takım şeyler var. Bir takım şeyler mi? Evet. Ne gibi şeyler? Gönül Kıvılcım'ın kaleme aldığı tek kişilik oyun Can Yeleğinde Elçin Atamgüç mülteci bir anneyi canlandırıyor. O zaman yola çıkıyoruz. Babam hasta, o yürüyemez. Ama büyük oğlum ısrarcı. Hadi dedi, kalk diyor, kalk kalk. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu yeni eseri Gangster'le sahnede. Gitarist ve besteci Bilal Karaman, son projesi Manuş Alaturka'yla son zamanlarda tüm dünyada ilgi görmeye başlayan Manuş tınılarını yerli melodilerle buluşturuyor.
Ressam kişiliğinin yanı sıra yazdığı öyküler ve resimlediği çocuk kitaplarıyla tanınan Can Göknil'in Ressam Masalı isimli kitabı, eş zamanlı gerçekleşen bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. Ayşe Nurfalıoğlu'nun 7. kişisel sergisi Bağlanma 2 Şubat'ta sona eriyor. Thank you.